Merhabalar. Herkese iyi haftalar diliyorum. Artık yılın son haftalarına geldik. İşlem hacminin bir miktar düşeceğini önceki yayınlarda söylemiştim zaten. Bir miktar daha işlem hacminin düşük olduğu ama hareket marjlarının yüksek olduğu seanslar yaşayabiliriz. Bu yüzden de yatırımcıların dikkatli olmasında fayda var. Haftaya hareketli başlıyoruz gene. Özellikle işlem hacmindeki düşüşler, birçok pozisyonun kapanmış olması, Christmas tatilinin başlamış olması işlem hacimlerine düşüşe yol açıyor ama tabii ki veriler de gelmeye devam ediyor. Bu verileri paralelde hareketlerin devam ettiğini görüyoruz. Bu işlem hacminin düşük olmasından dolayı da hareket marjlarında bir miktar artış olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gene isterseniz petrol fiyatlarıyla başlayalım her zamanki gibi. Petrol fiyatlarında da bir miktar toparlanma görüyoruz. Özellikle taşımacılık sektöründeki toparlanma, petrol şirketlerindeki toparlanma petrol fiyatını etkiliyor. Peki neden bu toparlanma yaşanıyor? Tabii ki aşı haberleriyle beraber önümüzdeki döneme yönelik olumlu beklentilerin fiyatlara yansımaya başladığını görüyoruz. Virüsün mutasyonu uğradığı haberleri bile çok sınırlı düşüşe yol açtı. Sonrasında hemen toparladı. Piyasa şu anda çok olumlu fiyatlıyor bunu. Tabii ki şu anda görülebilecek en olumsuz beklentiler fiyatlanmıştı. En kötünün görüldüğü düşünülüyor petrol fiyatlarında ki zaten bunu petrol fiyatları 20 doların altına düştüğü zaman zaten bunu da ben de paylaşmıştım. Bütün yayınlarda da söylüyordum. Özellikle bunun önemli bir alım fırsatı verdiğini, bunun da ne kadar etkili olduğunu gördük zaten. Piyasa V şeklinde toparlanmayla hızlı bir şekilde yukarı doğru gitti. Tabii petrol sektörü bu noktada petrol fiyatı bir miktar geride kalmıştı. Taşımacılık sektörü bir miktar geride kalmıştı. Bunun da aşı haberleriyle beraber fiyatlanmaya başladığını görüyoruz. Neden peki fiyatlar yukarıya gidiyor? Tekrar söyleyelim. Taşımacılık sektörünün toparlanacağı beklentisi taşımacılık hisselerini, petrol şirketlerinin hisselerini yukarı doğru yükseltmişti. Tabii ki petrol talebinin %50'den fazlası da taşımacılık sektöründen geliyor. Bu olumlu beklentiler haliyle petrol fiyatını da etkiliyor ve 50 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Burada da tutunmaya devam ediyor. Hemen kısaca fiyatlamalara bakacak olursak, yani grafikte de gördüğünüz üzere aslında yani şurada çizdiğimiz siyah noktaların çok çok üzerine çıktı. 50 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Fibonacci seviyesinin de üzerine çıktı ki burada gelip pullback'ini de yaptı. Buradan gücünü de aldı. Bu noktada yılda artık 50 dolar seviyelerinin üzerinde kapayacağı gözüküyor. Peki buradan nereye gider? Buradan gideceği yer bir sonraki seviye 59-66-65 seviyeleri. Bu seviyelere kadar bir yükseliş yaşanacaktır ki baktığımız zaman zaten daha önce Şubat 2020'de pandemi krizi esnasında bu seviyeyi de tekrar kırılım noktası olarak çalıştığını, sonradan gelip pullback yaptığını görüyoruz. Bu seviyeye kadar bir yükseliş olması normal karşılanabilir. Tabii ki piyasanın şu anda çok olumlu olduğunu söylemekte fayda var. Aşağı düşüşlerde görüyorsunuz. Aşağı sarkışları olduğu zaman hep alımlarla karşılaşıyor. Arka arkaya her gün bunlar olmuş zaten. O yüzden piyasanın iyimser olduğunu hatırlamakta fayda var. İsterseniz şimdi altın fiyatlarına da bakalım. Ons altın fiyatlarında da keza aynı şekilde. Zaten önceki yayınlarda da söylemiştim. Yani şu bölge hedef bölgemizdi. Bu hedef bölgesine geldikten sonra hızlı bir şekilde buradan toparlandı ve yukarıya doğru attı ve alım fırsatı olarak kaldı burası. 1860-1859 seviyesinin altına bir türlü gerilemiyor. Petrol fiyatları bunun üstünde kalıyor. Burayı da test ettikten sonra tekrar yukarıya doğru yöneldi. Peki neden yukarıya doğru yöneldi? Çünkü Trump Amerika'daki teşvik paketini imzaladı. Birçok spekülasyon vardı. İmzalayacak, imzalamayacak diye birçok Trump kendisi açıklamalarda bulundu. Fakat sonunda bunu imzaladı. O yüzden de bu haftaya tüm varlık fiyatlarında olumlu bir şekilde başlayacağız ki bunun fiyatlamasını da ons altında görüyoruz. Peki nereye kadar gidebiliriz? Her zaman söylediğim gibi 1917 seviyesi vardı. Bu seviye önemliydi. Bunun da altında yaklaşık 1910 bandı, yukarıda da 1930 bandı var. Bu band aralığında gelmesi beklenebilir. Burası önemli direnç seviyesi gene. Buradaki hareketlerini izleyeceğiz. Ama şuradaki hareket zaten ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Yukarı yönlü beklentiler var. Zaten 2021 içinde genel olarak varlık fiyatlarında yukarı yönlü fiyatlamanın olduğunu söylemiştik. Bu yukarı yönlü fiyatlamalar şimdiden başladığını söyleyebiliriz.
Genelde genel görünüm pozitif, yüksek likidite devam ediyor, düşük faiz ortamı var, dolar endeksinin düşük kalacağı beklentisi var. Bunun yanı sıra teşvik paketleri geliyor. Enflasyonda da yükselme olacağı bekleniyor çünkü küresel büyümenin %4,5'un üzerine çıkacağı beklentisi var pandemi sonrası. Bütün bunlara baktığınız zaman varlık fiyatlarında yukarı yükseliş normal karşılanması lazım ki bunu da ons altın fiyatlarında şimdiden yansıdığını görüyoruz. Düşüşler bir alım fırsatı diyorduk ki. Hatta 1792 seviyelerine tekrar bir gelmeli, belki gelse çok daha iyi olurdu beklentisi vardı. Fakat piyasadaki alıcılar bunun gerçekleşmesine çok fazla müsaade etmiyor ki her şeyden önemlisi herhalde likidite de buna müsaade etmiyor. Çünkü yani tam ons altın fiyatlarında düşüş başlayacak diyoruz. Avrupa Merkez Bankası tahvil alımlarını arttırıyor. Evet, acaba yıl sonunda bir düşüş olabilir mi? Piyasada birazcık hacim azalacak derken bu sefer de Amerika'dan teşvik paketleri geliyor. Yani likidite bir türlü varlık fiyatlarının aşağı doğru gelmesine müsaade etmiyor. Bunu da artık fiyatlamaların içerisinde görüyoruz. Grafiklerde de görüyoruz zaten. Peki şimdi bir de gümüşe bakın. Gümüşte neler yaşanıyor? Gümüşte de keza aynı şekilde bir hareket var. Gümüşün ons altına göre bir miktar daha avantajlı olduğunu söylemiştim. Neden peki daha avantajlı? Çünkü gümüş hem bir riskten kaçınma enstrümanı hem bir eskiden gelen bir para olma, değer olma enstrümanı. Son olarak da tabii endüstriyel ürünlerde de endüstriyel alanda da kullanılan bir ürün. Bu böyle olunca tabii ki ekonomilerin iyileşeceği beklentisi gümüş tarafında da talebi arttırıyor. Tamam peki gümüş tarafında talebi arttırıyor ama uzun yıllardan beri zaten endüstriyel alanda kullanılıyordu. Yani neden peki endüstriyel alan ekonomilerin açılacak olması gümüşteki talebi daha fazla arttıracak diye düşünüyoruz. Çünkü geçtiğimiz sene içerisinde yani şu dönemde sadece endüstriyel değil, fiziksel olmayan yani vadeli piyasalarda çok ciddi bir gümüş talebi oluştu. Bu gümüş talebinin oluşmasıyla beraber arz talep dengesi gümüşte talep lehine değişti. Şimdi tabii çok ciddi fon girişleri oldu, çok ciddi para girişi oldu gümüşe. Bu da tabii ki talebi arttırmış durumda. Şimdi bir de endüstriyel olarak küresel ekonomideki ekonominin açılmasıyla birlikte oluşacak talep bu sefer daha etkili oluyor. O yüzden de gümüşün bir miktar daha altına karşı öne çıkabileceğini düşünüyorum ben ki zaten bunu da son dönemde görüyoruz. Yani düşüşlerde destek seviyelerinin altına gerilemedi, yükselişlerde dirençleri geçmeye başladık. Ki ikinci direnci de çok güçlü bir şekilde geçecek gözüküyor. Teşvik paketinin imzalandığı haberleri gümüşte etkili, hızlı yükselişe yol açtı. Zaten 26-23 seviyesinin üzerinde kalmayı başarırsa 29 seviyesi yani bir önceki zirvesi hedef haline gelecek. Bu da gümüş açısından önemli. Neden? Çünkü şu çanak tamamlanırsa çok daha ileriye doğru gitme imkanı da verecek gümüşe. Ki görüyorsunuz yani burada daha büyük çanağı tamamlamaya doğru gidecektir dediğiniz. Bu da böyle olduğu zaman da yani 50 dolar seviyelerini konuşabiliyor olacağız. O yüzden gümüşteki hareketler önemli ki zaten bu sene içerisinde birçok yayında da paylaştım. Özellikle bu ay içerisinde katıldığım yayınlarda gümüşün altına göre bir miktar daha öne çıktığını paylaşmıştım. Bu anlamda değerlendirmekte fayda var. Hemen isterseniz kıymetli madenlerden giderken platin ve paladyuma da bakalım. Ki platinin zaten önemli olduğunu ve dikkate alınması gerektiğini paylaşıyordum. Peki neden böyle bir paylaşım vardı? Çünkü arz yıllardan beri devam eden arz talep dengesi bu sene Kasım ayında açıklanan raporla beraber değişti. Yani görüyorsunuz 2015'ten beri gelen yatay bir trend vardı. Bu da yaklaşık 1000 seviyelerinden 1017 seviyelerinden geçiyordu. Bu seviyenin üstüne seneler boyunca çıkamamıştı. Fakat şu dönem gelen Kasım ayında gelen arz talep dengesinin özellikle Güney Afrika madenlerinden çıkan platin arzının düşeceği beklentisi burada fiyatların hızlı bir şekilde yukarı yönelmesine yol açtı. Ekonomilerin açılacağı beklentisi var. Bu da fiyatların güçlü kalmasına yol açıyor.
Şurayı görüyorsunuz zaten 1000 seviyesinin ne kadar önemli olduğunu gitti. Bunun üstüne çıktı. Yukarıdaki direnci gördü 1077'yi. Geri geldi. Tekrar destek yaptı. Şimdi buradan tekrar kalkıyor. Şimdi bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece hedefleri çok daha yüksek olacaktır. 1077 seviyesi önemli. Sonrasında 1181 seviyesi var. 1181 seviyesi geçildikten sonra ben artık bir daha platinin kolay kolay geri geleceğini düşünmüyorum. Hızlı yükselişin hızı da artacaktır bu seviyeden sonra. Palladium'a da hemen değinecek olursak, Palladium'da tabii ki Palladium bir miktar daha diğer MTA'lara göre yavaş hareket eden bir MTA ama sürekli yükselen bir trendi var. Yani şöyle bakacak olursak zaten görürsünüz, sürekli yükselen bir trendi var. Peki bu trend neden kaynaklanıyor? Çünkü Palladium'da arz talep dengesi hep talepten yanaydı. Güçlü bir şekilde özellikle otomotiv sektöründen, elektronik sektöründen bir talebi vardı. Bu taleple beraber yukarı yönlü seyir devam ediyor. Burada küçük bir, şurada siyahla gördüğünüz bir yükselen trend var. Bu yükselen trendi deneyip üstüne çıkıyor. 2341 seviyesi benim referans noktam. Bu seviyenin üzerine kaldıkça yukarı yönlü hareketler güçlenecektir. Alıcıların arttığını göreceğiz. Burada da hedef noktası 2591'lere kadar bir yükseliş olabilir burada. Baktığınız zaman da burada da hedef seviyesi 2870 ki ben bu 2021 senesi içerisinde bu seviyenin görülebileceğini düşünüyorum. Yani kısaca bu şekliyle diyebiliriz. MTA'lar tarafında bu hafta tabi dediğim gibi işlem hacmi düşük olduğu için yatırımcıların dikkatli olmasında fayda var. Ama genel olarak baktığımız zaman önümüzdeki seneye yönelik özellikle varlık fiyatlarında pozitif beklentilerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Kıymetli madenlerde yükseliş trendi devam edecektir. Peki tekrar altını çizelim. Neden devam edecek? Yatırımcıların şuna dikkat etmesi lazım. 1. Yüksek likidite devam ediyor, devam edecek. 2. Düşük faiz var, düşük faiz ortamı devam edecek. Baktığımız zaman teşvik paketleri arka arkaya geliyor. Bu sene pandemi krizinden çıkış bekleniyor. Bununla beraber küresel büyümenin de yaklaşık %4,5'un üzerinde olması bekleniyor. Bütün bunlara baktığınız zaman bize de bütün göstergeler şu anda varlık fiyatlarının yukarı doğru gideceğini söylüyor. Bu sadece MTA'lar için değil, sadece altın gümüş için değil. Tüm varlık fiyatlarında yukarı yönlü bir seyir göreceğimizi düşünüyorum. Borsalar da buna dahil. Bu anlamda ons altın, gümüş, platin, paladyum fiyatlamaları da yukarı doğru gidecektir. Özellikle bunların içerisinde gümüş ve platinin öne çıktığını söyleyebiliriz. Neden öne çıkıyorlar peki? Gümüşte hem riskten kaçınma enstrümanı vardı. Yani hem yüksek likiditeden hem de düşük faiz ortamından faydalanıyor. Aynı zamanda küresel büyüme ile birlikte endüstriyel ürünler, endüstriyel alanda kullanılma özelliğinden de faydalanıyor. Bu yüzden öne çıkacaktır. Platin ise senelerden beri devam eden arz fazlalığı artık talep fazlalığına dönüşmüş durumda. Bu da fiyatlamanın yukarı doğru yönelmesine yol açacaktır diye bir beklentim var. O yüzden de gümüş ve platinin bir adım daha öne çıkacağını düşünüyorum 2021 yılı içerisinde ki benim de portföyümün içerisinde ben yapacak olsam portföy olarak kıymetli madenlerde gümüşü öncelikli olarak düşünüp yanında platinle beraber bir sepet yapmayı tercih ederdim. Tabii ki bu benim kendi kişisel görüşüm, yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Sadece nasıl baktığımı göstermek açısından söylüyorum, paylaşıyorum bunu sizlerle. Benim de tabii ki yanlış olabilir. Ama genel olarak MTA kıymetli madenler piyasasındaki genel görünüm böyle. Herkese çok sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl diliyorum, bir sene diliyorum. Herkese bol kazancın olduğu bir sene olsun. Herkese iyi yıllar.